Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sırada biraz daha fazla gündeme sürem dönüyorum. Sırada varımızdı. Bazı kerkü içinde kriz masası oluşturuldu. Tabii kriz masasında birçok kurum ve daire içindeler. Çünkü bugün o kriz masasında çalışmalar vardı. O çalışmalar belki de sorarsınız neye yönelik? O çalışmalar bazı fırsatçı, mesela fırsatçı tacirler, fırsatçı esnaflar veya da yardımlaşma. Bakın iki taraf vardı bugün yaşadığımız durumun. Bir tarafında fırsatçı insanlar vardı. Baksan sebze meyvenin fiyatını kaldırıp bir tarafta da yardım çalışmaları vardı, kampanyalar vardı, dayanışma kampanyaları vardı. Bugün ulusal bir şekilde mücadele etmek virüsle. Bugün ticaret odasının bir çalışması var idi. Sivil savunma ekiplerine yardımlar götürdü. Onun da yanında, kanşarında, aynen kriz masasının bir parçası olan bugün şey şubesi vardı. Organize cinayetler şubesi bugün pazarlarda dolaştı. Yok bugün, Kazım geçen günlerde hani diyelim, daha düzelttim bilgini. Orada pazarlarda dolaştılar. Bugün o fırsatçı esnaflar kimler bugün sebzenin veya meyvanın veya günlük ihtiyacın fiyatlarını kaldırıp vatandaşların ihtiyaçlarını istiklal ederek o ihtiyaçtan yola çıkarak bir gün fiyatları kaldırdılar. Onun için bir güzel çalışmalar yaptılar. Biz tebrik ederiz o zaman. O daha fazlasını sırık devletten veya insanlardan. Devletin durumu burada veya vazifesi bir gün pazarı, esnafı daha fazla mütabaa etmeli. Çünkü bir gün birçok hadiseler yaşandı. İster eczanelerde olsun, ister esnafta olsun, pazarlarda olsun. Yani onun için tebrik ederim. O daha fazlasını destek. Çünkü bugünlerde birçok insan etkilenecekti veya mağdur kalacaktı. Bugün bir hasta, kanser hastası, bugün maske takmıyor. Neden takmıyor? Bir tarafından insanlar gidip oradan hani şey olduğu için, kriz olduğu için gidip fazla bir şey alır, miktarda alır. O bir taraftan da eczacılar bunun fiyatını kaldırdılar. Ortada mağdur olanlar vardı. Mesela hastalar vardı. Normal hastalar da tapabilmir. Ama buradan duyurum da, yani buradan seslenirim de. Bugün eczacılar, bilmem sağlık hani şey sendikalarına belki reçeteyi de etsinler maskanı. Daha reçete belki de insanlar azalar. Çünkü bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün bir şeyine göre, bir raporuna göre maskanı doktorlar taksa daha çok iyiydi. Bugün bu virüsün maskeyle ilişkisi çok değerli. Çünkü bilmiyorum ben o şey bilgiden de, çünkü ben de dediğim bilgi benden de bu Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgileriydi. Onun için hükümetimizi veya kurumları veya daireleri tebrik ederiz o yüzden her iki tarafı. O bu çalışmaya devam etsinler de yani. Doğru yani bu çalışmaları hazırladık, ekranına insanları göster.